Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe hala teknik direktörü olmadan çalışmalarına devam ediyor. İkinci yarıya hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinde birçok muhabir ve sosyal medya yazarları Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye geleceği hakkında yazılar yazmaya devam ediyor. Aynı zamanda Ali Koç'un da en çok istediği ikili Joachim Löw ve İsmail Kartal ikilisi olduğunu haberlerden, sosyal medyadan görüyoruz. Biz de Joachim Löw'ü Fenerbahçe'nin başına menajer olarak getirdik. İsmail Kartal'ı ise Fenerbahçe'nin başına asistan menajer olarak getirdik. Bakalım oyunu bir sene simüle edeceğiz. Ali Koç'un bu fikri Fenerbahçe için başarılı olacak mı, olmayacak mı? Bir sene sonra simüle edip bunu bir değerlendireceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda olduğu gibi bir senelik simülenin arkasından görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Löw'ü Fenerbahçe'nin başına getirmiştik. İsmail Kartal'ı ise asistan menajeri yapmıştık Löw'ün. Bir sene simüle ettik oyunu. Bakalım Fenerbahçe Löw ve İsmail Kartal ikilisiyle başarılı olabilmiş mi? Şöyle bir baktığımızda Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe 3. olmuş arkadaşlar. 38 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alıp 69 puan toplayabilmişler. Trabzon 74 puanla ikinci, Beşiktaş ise açık ara şampiyon olmuş arkadaşlar 87 puan alıp. Fenerbahçe'ye bir bakalım. Löw kaç hafta takımın başında kalmış. Joachim Löw göreve başladıktan sonra 264 günlük bir macera yaşayıp Mart'ın 19'unda görevine son verilmiş. Ali Koç döneminin vazgeçilmez olaylar arasında bulunan geçici menajerlik görevini 18 gün boyunca İsmail Kartal devralmış. Daha sonra takımın başına Rudy Garcia getirilmiş. Arkadaşlar şöyle bir fikstüre baktığımızda Joachim Löw Mart'ın 19'unda kovulmuştu. En son Trabzon ve Giresun mağlubiyetlerinin arkasından görevine son verilmiş. Ligi aslında Ağustos ve Eylül aylarında iyi bir giriş yapmış Joachim Löw. Çıktığı maçlarda 2 beraberlik ve 4 galibiyet almış. 6 maçta güzel puan toplamış. Ama Ekim ayında Galatasaray ve Alanya mağlubiyeti arkasından 6 ay beraberliğiyle şampiyonluk yarışında büyük bir darbe almış. Daha sonraki süreçlerde inişli çıkışlı performanslar sergilemiş. Şubat ayında yine 3 maçta 3 galibiyet almış. Arkadaşlar toparlanmaya çalışsa da Trabzon ve Giresun mağlubiyetleri Löw'ün kovulmasına neden olmuş. Arkadaşlar Avrupa Kupası'na baktığımızda Antrevi geçmiş. İlk turda daha sonra Shakhtar, Leicester, Shakhtar Donetsk ve Fenerbahçe H grubunda karşılaşmış. Beraberlik ve mağlubiyetlerle dolu bir Avrupa Ligi macerası yaşamış Joachim Löw. Burada da başarı gelmemiş. Türkiye Kupası'na baktığımızda Erzincanspor'u birinci turda geçmiş. Daha sonra Giresunspor'a mağlup olup elenmiş arkadaşlar. Joachim Löw çıktığı 3 kulvarda da başarısız bir sezon geçirmiş. Fenerbahçe Joachim Löw'ün takımın başında kaldığı dönemde başarı elde edememiş. Daha sonra Rudy Garcia'yı takımın başına getirmişti. Arkadaşlar özellikle Löw'ün profiline baktığımızda bazı şeylerin teknik direktörle de alakalı olmadığını oyunda olsa görüyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.